Hoca efendinin birisi delil sunmuş bunlara. Diyor ki baksana Yusuf aleyhisselam Müslüman olmayan kralın maliye bakanı olmak istedi. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak kâle ce'anni alâ hazâinil arz buyuruyor. Hazreti Yusuf aleyhisselamdan bahsediyor. Yusuf aleyhisselam zindandan çıkıyor. Ne diyor? Devlete, Mısır devletine benim maliye bakanı yap diyor. Peki İslam devleti mi? Değil. İslam devleti değil. Yani bir küfür devleti. Ama böyle bir devlette maliye bakanı oluyor. Şimdi Yusuf aleyhisselam haşa kafir mi oldu? Ayet-i kerime bu. İc'alni ala hazainil arz. Çok var da anlatalım ya bugün hepsini. Bismillahirrahmanirrahim. İyice öğrenin hepiniz. Kur'an-ı Kerim'den size deliller hep. Diyor ki Yusuf aleyhisselam hapisten çıktıktan sonra o krala, ey kral beni maliye bakanı yap. Ben diyor hesabı kitabı çok iyi bilirim. Maliyede hem de güvenilir birisiyim. Ne çalarım, ne çırpalım, ne de kimseye haksızlık yaparım. Kral da kabul etti. Tamam, seni maliye bakanı yap. Kafir olan, putperest olan bir kralın yönettiği İslam'a uygun olmayan devletin maliye bakanı olmayı bir de kral teklif etmedi. Yusuf aleyhisselam ona teklif etti. Krala teklif ediyor. İc'alni ala hazainil ard. İnni hafizun alim. Şimdi bu cahil adam, hoca zannediyorlar onu, Bayancuk denilen adam, diyor ki genel müfessirlerin görüşü o kralın Yusuf aleyhisselama iman etmiş olduğu üzerinedir diyor. Bazıları da iman etmemiş demiştir. Başta böyle diyor şimdi. Ama ben size ikisine göre de söyleyeyim. İhtimal olaraktan söylüyorum, kuvvetli bir ihtimal olaraktan. Zaten o ülkenin kralı Müslüman olmuş. Bütün yönetimi Yusuf aleyhisselama teslim etmiştir. Ki ayet-i kerimelerden anlaşılan çok açık bir şekilde budur. Bundan yana hiçbir kuşku, bizim bir kuşkumuz yoktur. Ama diyelim biri bunu kabul etmedi, bu çok açık değildir dedi. Ben bunu kabul etmiyorum. İkinci seçenek, Yusuf aleyhisselam bir küfür sisteminde bütün yetkiler ona bırakılmış şekilde ve hiç kimse onun hayatına müdahil etmeyeceği şekilde bir görev yapmıştır. Şimdi dediğine göre genel görüş kralın Yusuf aleyhisselamla aynı din olduğu üzerine söylüyor. Halbuki tam tersi, kandırıyor, safsata yapıyor. Neden? Çünkü ayetin devamında şöyle geliyor. Diyor ki Allah Subhanehu ve Teala Yusuf kardeşlerine bir plan kurdu. Aynı anneden kardeşi olan Binyamin'in çantasının içerisine kendi kadehini koydu altından olan. Onları gönderdi. Giderlerken adamlarına da gidin yakalayın onları. Siz hırsızlık yaptınız diye. Ve onlar dedikleri zaman cezası ne olsun? Kim çaldıysa onun cezası olsun diyecekler. Bekleyin onlar söylesin, siz cezayı söylemeyin dedi Yusuf aleyhisselam. Gittiler gerçekten. Ey eyyetuhel iru innekum lesariqun. Ey cemaat durun, siz hırsızsınız. Yusuf aleyhisselam diğer kardeşleri, Yakup aleyhisselam çocukları. Dediler ki tallahi laqad alimtum ma ji'na lnufsida fil ardi ve ma kunna sariqin. Yani pes yahu dediler, yani biz buraya şey için gel, hırsızlık için gelmedik, siz biliyorsunuz biz dediler yani. Qala fama jazaohu in kuntum kadibin. Eğer yalan söylüyorsanız, Yusuf aleyhisselam öyle söyledi, cezayı onlara sorun. Eğer yalan söylüyorsanız içinizden birisi hırsız ise onun cezası ne olacak? Söyleyin. قَالَ جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ ف۪ي رَحْلِي فَوَ جَزَاؤُ. Kimin dedi çantasında çıkıyorsa ceza onundur. Yakup aleyhisselamın şeriatına göre hırsız biri, sen bir adamın bir malını çaldığın zaman o adamın kölesi oluyorsun. Yakalandığın zaman. Kimin dedi çantasında çıkarsa ceza onundur. O onun kölesi olacak. Başladılar diğerlerini aramaya. Yusuf aleyhisselam demişti ki en son Binyamin'i arayın, çakmasınlar davayı. فَبَدِعَ بِاَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ اَخ۪يهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ اَخ۪يهِ. Hepsini teker teker aradılar. En son Binyamin'i arayıp içerisinden kadehi çıkarttılar.
Kezalike kidna li Yusuf. Yusuf'a da böyle diyor bir plan kurmuştuk zamanında Allahu Teala. Onu da öyle imtihanlardan geçirdik. Ayetin devam bakın. Önceyi tefsir ediyor bu. Ma kana li ya'khudha akhahu fi dinil malik illa en yasha Allah. Kralın dinine göre Yusuf Aleyhisselam kardeşine öyle bir ceza kesemezdi diyor. Demek ki kralın dini başka. Yusuf Aleyhisselam'ın dini başka, ayet söylüyor bunu. Kuvvetli görüş oymuş. Kandırıyor. Bulmuş safları. Tamam mı? Ne dese yutuyorlar zaten. Müşrik onlar, müşrik. Müşrik müşrik. Hocam emin misin? Evet evet. Müşrik onlar. Yani buradan ne anlaşılır? Ayet aleni bir şekilde bize beyan ediyor. Diyor ki Yusuf Aleyhisselam gayrimüslim, Müslüman olmayan bir kralın maliye bakanı olmuş. Aleni bir şekilde bize beyan ediyor yani. Ayet, ayetle beyan. Kralın dini başka, Yusuf Aleyhisselam'ın dini başka. Hakkani bakış, ümmetin dini müşkillerini giderme yeridir. Var ise bir müşkiliniz, hakkanibakis@gmail.com üzerinden bize bildiriniz.